Listeler deyince aklınızda neler canlanıyor? Alınacaklar listesi, yapılacaklar listesi, okunacaklar, görülecekler, gezilecekler listesi. Bunları çoğaltmak mümkün. Gelin bu listelere biraz daha yakından bakalım. Listeler farkında olmasak da hayatımızda önemli bir yer kaplıyor. Son zamanlarda webde yazılan makaleler, videolar, hatta kitaplardan dolayı dikkatimizi çok daha fazla çekiyor. Örneğin, huzuru yakalamanın 5 yolu ya da başarılı insanların 7 temel alışkanlığı gibi. Listeler hayatımıza yeni giren şeylermiş gibi görünse de hayatımızın hep içindeydiler. Antik Yunanların dünyanın 7 harikasını sıralaması listelerin ne kadar eskilere gittiğinin güzel bir örneği. Günümüzde ise evden alışverişe giderken listeler yapıyoruz. Yoğun kişilerin günlerini planlarken takıntı düzeyinde listeler yaptıklarını görüyoruz. Yapılacaklar listeleriyle ilgili her geçen gün yeni akıllı telefon uygulamaları çıkıyor. Bunlarla birlikte IMDb en iyi 100 film arasından film seçip izlemeye çalışıyoruz. En iyi 100 okul arasından bir okula girmek için çabalıyoruz, araştırıyoruz ve en iyisine ulaşmaya çalışıyoruz. Bunları uzatmak çok da zor değil. Gördüğünüz gibi her yerden listeler çıkıyor. Bu listeleri birçok parametreye göre sıraladığımız gibi genellikle önem sırasına göre sıralıyoruz. En basitinden Google üzerinde bir araştırma yaptığınızda Google bize sonuçları sıralıyor ve bu sıralamayı zihnimiz en üstteki en iyi ve işimize yarar, sonraki sonuçları daha az önemli şeklinde algılıyor. En son yaptığınız Google aramalarına dikkat edin. Kaç kere ikinci sayfaya geçtiniz? Google algoritmasının da her geçen gün bu şekilde geliştirilmesi bu durumu destekler nitelikte. Listeler beynimiz açısından bir bilgiyi almanın en kestirme ve cezbedici yollarından biri. Malum beyin açısından en kritik şey minimum enerji ile maksimum sonuç almak. Listelenmiş içerikler bunun için en uygun yöntemler. Listelerin başlangıcı ve sonu belli. Somut olarak bilgiyi sunuyor ve sonuca ulaştırıcı bir hikaye vaat ediyor. Bu da kulağa çok hoş geliyor. Yani listeler beynimizin yapması gereken işi onun yerine yapıyormuş gibi duruyor. Bu durumda liste halinde gördüğünüz 7 adımda düz bir karın, 8 adımda hayatın sırrı gibi işlevsiz içerikleri istemeseniz de tıklarken buluyorsunuz. Zaman kazanmaya çalışırken daha fazla zaman kaybediyor olabilirsiniz. Gördüğünüz gibi listeler kararlarınız üzerinde bile etki sahibi olabiliyor. Psikoloji ve ruh sağlığı alanında ilginizi çeken, çekilmesini istediğiniz başka videolar varsa yorum kısmına yazabilirsiniz. Ayrıca kanalımıza abone olarak videolarımızdan düzenli olarak haberdar olabilirsiniz.